Merhaba arkadaşlar, ben Gülsim. Geçen hafta sonu Gemlik'teydim. Hava çok güzeldi. Sahilde yürüdüm, asırlık zeytin ağaçlarının arasında dolaştım. Çok keyifli bir gün geçirdim. Dönerken de alabildiğim kadar zeytin aldım tabii ki. Kendime, annemlere, komşulara, iyi ki de almışım. Zeytinci teyze öyle cana yakındı ki, hatta bana bir masal bile anlattı. Merak mı ettiniz? Dinleyin öyleyse. Yol az iken, uz iken, anam evde yok iken, kara tavuk kömürcü, saksağın berber iken, bir masal duydum zeytinci teyzeden, aldım cebime koydum, tutup size getirdim. Bir varmış, bir yokmuş. İnsanoğlunun yaşadıkları kurttan, kuştan çokmuş. Zamanların birinde, uzak mı uzak bir şehirde bir tüccar yaşarmış. Bu tüccar, iyiliği ve dürüstlüğüyle bilinir, herkes tarafından çok sevilirmiş. Günün birinde tüccar, kervanla birlikte uzun bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Ancak tek başına yaşadığı için biriktirdiği altınları çalınır diye evde bırakmak istemiyormuş. Kervan yolu haydutlarla dolu olduğu için yanına da alamazmış. Ne yapsam, ne etsem diye düşünmüş, düşünmüş. Sonunda kararını vermiş. Bütün altınları bir küpe koymuş. Üzerine de zeytin doldurup güzelce gizlemiş. Küpün ağzını sımsıkı kapadıktan sonra komşusuna gitmiş. Ona uzun bir yolculuğa çıkacağını söylemiş ve zeytin küpümü dönünceye kadar sana emanet edebilir miyim diye sormuş. Adam, sen hiç meraklanma, emanetine gözüm gibi bakarım deyip küpü kilere koymuş. Tüccar da gönül rahatlığıyla komşusunun evinden ayrılmış ve ertesi gün kervanla birlikte yolculuğa çıkmış. Aradan yıllar geçmiş. Nereden baksan 3 kış, 3 de yaz bitmiş. Bir sabah komşunun hanımı kahvaltı sofrası hazırlarken evde zeytin kalmadığını fark etmiş. Beyine söylediğinde adamın aklına tüccarın bıraktığı küp gelmiş. En iyisi gidip şu zeytinlerden biraz alayım demiş. Sonra pazara gider, zeytin alır, eksiğini tamamlarım, bir şeycik olmaz. Adam kilere gidip küpü açmış ve elindeki tabağa zeytin doldurmaya başlamış. Doldurdukça zeytinlerin çürüyüp küflendiğini görmüş. Kalanları da kontrol etmek için küpü tamamen boşaltmaya karar vermiş. Zeytinleri çıkarmış, çıkarmış. Derken küpün içindeki çil çil altınları fark etmiş. Ömründe bu kadar çok altını bir arada ilk defa gören adam, aman başına bir şey gelmesin deyip zeytinleri küpe geri koymuş ve kapağını kapatıp sofranın başına geçmiş. Hanımı zeytinleri sorunca da çürüyüp mundar olmuşlar diye cevap vermiş. Komşu bütün gününü tüccarın altınlarını düşünerek geçirmiş. Meğer parayı, altını çok severmiş. Sonunda dayanamamış ve küpü açıp içindeki altınları almış. Ancak altınlar olmayınca küpün üst kısmı boş kalmış. Bu yüzden adam pazara gidip zeytin almış. Eve dönünce aldıklarıyla küpü bir güzel doldurmuş. Ağzını da sımsıkı kapamış ve hiçbir şey olmamış gibi yerine koymuş. Aradan birkaç hafta geçmiş. Bizim tüccar yolculuktan dönmüş.
emanetini almak için komşusunun evine gitmiş. Komşusu hiçbir şey olmamış gibi küpü getirip teslim etmiş. Tüccar da adama teşekkür edip küpünü sırtlamış ve evine dönmüş. Bizim tüccar içeri adım atar atmaz ilk iş küpü açmış. Elini içine daldırmış. Karıştırmış, karıştırmış. O da ne? Bir tek altına bile rastlayamamış. Küpü ters çevirip boşaltmış ama nafile. Etrafa altın yerine zeytinler saçılmış. Tüccar soluğu komşusunun evinde almış. Bu küpü sana bıraktığımda içinde tam 1000 altın vardı. Şimdi ise zeytinden başka bir şey yok. Altınlarım nerede? Adam kaşlarını çatmış. Ben altın falan görmedim. Küpe de elimi sürmedim. Hırsız mıyım ben diye çıkışıp tüccarı kovmuş. Çok üzülen tüccar altınlarına nasıl kavuşabileceğini düşünmüş. En iyisi mahkemeye gitmek. Kadı onu da beni de dinler, ne yapar ne eder mutlaka sorunu çözer diye düşünüp kadıya başvurmuş. Günler günleri kovalamış. Mahkeme günü gelip çatmış. İki komşu tüm şehirde adaleti ve doğruluğuyla bilinen kadının karşısına çıkmış. Tüccar başına gelenleri bir bir anlatmış. Kadı tüccarı pür dikkat dinledikten sonra küpün getirilmesini istemiş. Küp gelince kadı altınları buna mı koydun diye tüccara sormuş. Tüccar evet üstünü de zeytinle doldurdum demiş. Kadı komşuya dönmüş. Peki sana emanet edilen küp bu muydu diye sormuş. Komşu evet buydu. Ben hiç ellemedim diye cevap vermiş. Kadı ayağa kalkıp küpün yanına gelmiş. Elini içine daldırıp karıştırmaya başlamış. Karıştırmış, karıştırmış. Aralarından bazı zeytinleri çıkarıp dikkatle inceledikten sonra bu zeytinlerden bazıları çürük ve küflü. En az birkaç yıllık olmalı demiş. Ama bazıları ise taze. Olsa olsa birkaç haftalık. Kaşlarını çatan kadı tüccarın komşusuna dönmüş. Bu bir küp zeytin sana yıllar önce emanet edildi. Madem ellemedin, bu taze zeytinlerin küpün içinde ne işi var diye sormuş. Adam utanmış, sıkılmış, boncuk boncuk terlemiş ve sonunda suçunu itiraf etmiş. Böylece bizim tüccar davayı kazanmış ve çalınan altınlarına kavuşmuş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı anlatanın, biri dinleyenlerin, biri de emanete sahip çıkan dürüst insanların başına. Evet çocuklar, insanın güvenilir komşularının olması ne kadar önemli değil mi? Ben bu konuda çok şanslıyım. Umarım sizin de çok sevdiğiniz komşu teyzeleriniz, amcalarınız vardır. Artık uyku vakti geldi. Hadi bana müsaade. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar dilerim.